Canan selamlar, ben Cem. Bugün GTA 3'ün Frosted Winter modunu inceleyeceğiz. Pistukas Mod yapımcısı, yani bu GTA Shine Vice'in yapımcılarından yine. Hikayeli mod senaryosu var. 2002 yılına geçiyor. Joey Leone, yani Salvatore Leone'nin oğlunu oynuyoruz. Zaten şimdi oyuna başladığımız zaman size çevirisini yapacağım. Türkçe yazması da vardı ama ben kuramadım. Yani yapan arkadaşın adını da unuttum. Tayland'dı galiba. 2002 Liberty City. Soğuk bir kış günü. Hikaye başlıyor diyor. Dediğim gibi Joey Leone olarak oynuyoruz. Babamız Salvatore Leone olarak. Tony Cipriani arkada. Okay Joey, it's your first day. Bu senin ilk anlaşman. I was waiting for a long time for this. Bu an için uzun zamandır bekliyordum. Sen gelmiyor musun Tony? This moment should belong only to you. Bu an sadece sana ait olmalı. Kolombiyalılar bekliyor diyor. Peki öyleyse ben gidiyorum diyor. İyi şanslar Joey diyor. Arkada Tony Cipriani var. Tony Cipriani şimdi ne olacak burada görelim hep beraber. Bakın izleyin. Cipriani olarak oynamayacağız. Just a few ya, birkaç tane adım daha at diyor. Strange. There's no one here. Burada kimse yok diyor. Garip. Gitme Joey. Tony neden gitmek istemedi diyor. Her şey hazır diyor. Hoşça kal Joey Leone. I'm the boss of the mafia. I am. Mafyanın yeni patronu benim diyor. Ben. Okey şimdi tamam diyor. Malikaneye dönebiliriz. Evet, Joey Leone olarak oynuyoruz. Tony Spiani'nin ihanetine uğruyoruz. Tony Spiani başa geçmek için Joey'i bu şekilde öldürmeye çalışıyor ama tabii ki de Joey ölmüyor arkadaşlar. Yani Joey ölmüyor. Bu patlamadan sağ kurtuluyor. Ve Tony Spiani'den ve onun yanındaki hainlerden intikam almak için harekete geçiyor. Tony betrayed mi? Hikaye bu yani. Tony bana ihanet etti diyor. Oo, yani öyleyse bu gerçek yüzlü diyor. Babam Salvatore Leone önce o Don oldu diyor. Mafyanın başına o geçti bak. Tony geçti. Ama babamın son isteğiyle benim patron olacağım yazılmıştı diyor yani çok. Ama iki şart üzerine. Biriyle evlenmem gerekiyor ve bir anlaşma yapmam gerekiyor. Misty ile evlendim. Ama onu Avrupa'da bu kili şehirden uzak tuttum diyor. Bıraktım, orada bıraktım diyor. Ama iş anlaşmaya gelince Tony bana ihanet etti diyor. Lanet olsun. Mekana geri dönemem. Malikane'ye geri dönemem. Tam oyunu tanıtıyor burada. Hikayeyi anladınız arkadaşlar. Joey Leone olarak oynuyoruz. Tony Spriani'nin adamımız meşhur. Liberty Stories'in kahramanı Tony Spriani'nin ihanetine uğruyoruz. Mafyanın başına o geçiyor. Bizi öldürdü sanıp. Abi ama halbuki ölmüyoruz. Bakın yaşıyoruz. Biz de intikam olarak yani intikam peşinde harekete geçiyoruz. Şimdi başladık. Alt tuşuyla yürüyebiliyormuşuz böyle bak fena yürüyor ha. Ben birini biliyorum diyor. Ona bir ziyaret etsem iyi olacak diyor. Şeyi kapatabilir miyim bu arada ya? FPS sabitleyeceği. Bir dakika lan yanlış oldu. Of of. Heh. Bak oh ne güzel akıyor. 2002 yılında geçiyor. Yani GTA 3 olaylarından bir yıl sonra. GTA 3 2001'de geçiyordu. GTA 3'ten bir yıl sonrasına geçiyor. Oo, ne hava yükseldi lan öyle. Haritada M var, ona gideceğiz şimdi. Dediğim gibi Shine Vice'in yapımcılarının elinden çıkmış yine mod.
Ben size zaten bunun linkini atacağım yani ama kurulumsuz yani herhangi bir kurulum gerekmeksizin direkt hazır halini atacağım size, merak etmeyin. Aa, burası Maspian'ın evi lan. Tony'nin annesinin evi buraydı. Bakayım ne oluyor, bir girelim. İlk görev. Dealing with. Anlaşma. Mickey, Mickey. Oh my god, inanamıyorum. Seni öldüğü zannediyorduk. Kim dedi bunu? Tony dedi. He said that the Colombians victory board. Kolombiyalılar tekneyi patlattığını söyledi. O yalancı. O bana ihanet etti. Her şeyi o planlamış. Bunu nasıl bilebilirsin ki? Her neyse Tony, o yeni don oldu diyor. Mafyanın başındaki kişi. Ne? Lanet olsun. Ben nerede kalacağım? Burada ve orada birkaç tane saklanacak yer biliyorum. Onları kullanabilirsin diyor. Teşekkürler. Lanet olsun Tony. Eğer dediğin doğruysa Tony'nin işte dostları vardır diye. Onlar Tony'nin dostları işte. Onları kastediyor. You know one of them has some business in the alley nearby. Onlardan birinin, Tony'nin adamlarının birinin bir işi varmış diyor. Caddede. Ona bir ziyaret edeceğiz. Tony'nin yani dostlarına, o ilişki içerisinde olduğu adamlardan birini git öldür diyor. Haritada göstermiş zaten. Kimmiş, gidip öldürelim. Yalnız GTA 3'de kar çok yakışıyor ha. Böyle karlı atmosfer falan çok güzel olmuş size. Yakışmış. Ne oldu lan? Adam pompalıyla vurdu. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan? Tamam çok güzel. Pompalıyı aldık. Ama sen beni de vurdun. Bedava da silahımız oldu. Oley. Ha kaç öyle kaç. Şimdi gidelim. Şu Tony'nin adamlarından biri, ilişki içerisinde olduğu adamlardan birini gidelim. Bu adam nerede tam olarak? Kulüpte mi lan? Club'da mı? Yo, burayı göstermiyor. Üste mi? Üste değil bu katta yani, o yoksa üçgen oluyor. Kırık mı? Aa, geçiyor lan. Tamam. Hala burada, bu katta. Aha, dur. Diğer elemanı yakalayamadık ya. O kaçtı gitti. Tüh. Neyse onunla bir işimiz yoktu galiba. Tabanca ammunition'da falan diyor işte. Geçelim bunu. Şimdi M'ye tekrar gidelim. M Maspian'ı değil değil mi yani? Tony'nin annesini... Gerçi değildi o tabii ki de. Bize ev tahsis edilmiş. Nerede bu ev tahsis edilmiş? Neyse gideriz oraya sonra. Bir görev daha yapalım. Bayağı zevkli sürükleyici arkadaşlar ha. Seri olarak gelebilir ama ben daha Shining Vice'ı da seri olarak çekmedim. Bu zaten bu mod bitmiş bir mod galiba. Yani çünkü bayağı görev yazıyordu. 70 bölüm mü? Ne diyordu? Bir sürü bölüm var. Attık. What the hell are you thinking? Ne düşünüyordu? Gidip de onları o şekilde öldürmek mi? Ne yapabilirdim diyor. Tony'nin şu an birkaç tane dostu vardır. You think... Sence bu onun dikkatini çekmiş midir? Nasıl? Nerede?
Well, you should make some money. İnce para yapman lazım. Go to Joey's Autos and do some job. Joey'in otosuna git ve orada bir iş yap. İşler yap diyor. Türkçe yaması var dedim ya ama ben beceremedim. Ya bunları biliyoruz oğlum. Bunlar her GTA'da olan şeyler. Bunları bize öğretmeye çalışmıyor. Paint spray, paint spray. $1000. Ne $1000 lan? Bir boya değiştirmek mi $1000 artık? Yüzde mi değil? Zam mı gelmiş? Yok ya başka bir şey diyordur. Ben okumadığım için. Yani inşallah. Benzin kardan don't wreck it. The vehicles are reckless. Aracı getir diyor ama sakın hasar verdirtme. Ha, temiz araç götüreceğiz. Bu araç pek temiz değil de neyse. FPS niye düştü lan bu kadar? Ya sonuçta mod tabii ki. Çok bir şey beklememek lazım ama. Kaza yapmıyoruz. Bak böyle girilebilir mekanlarmış. Bak bu kafeye mafeye açmışlar. Girilebilir mekan yapmışlar. Yani bunlar güzel detaylar. Ki Salvatore'nin evi de öyle. Her tarafın odaların her tarafını açmışlar. Bakmıştım ben gidip önce. Göreve girmeden önce. Evde tabii ki de Tony Moni yok. Ha, bizim bu araçlı bir işimiz yok. Bu araçlı bir işimiz varmış. Garaja götür. Polis geldi peşimize. Polis aman aman beni yakalamasın burada. Evet. Derken vurduk bir tane. Neyse. Allah'ım şaka gibi. Ama kar yani. Kar yağıyor. Yollar hep kar. Öyle ki FPS bile düşüyor. Garaj nerede lan? Heh, burada. Şu Liberty Stories ile Vice Stories bir bitsin. Daha çekeceğim çünkü çok seri var. Geldik. Heh. Frosted Winter'ı seri olarak çekeceğiz. Shine Vice'ı seri olarak çekeceğiz. Ondan sonra başka oyunları da seri olarak daha çekeceğim. Yani daha işim çok. Hayır, thanks for the araç için teşekkürler. Come back here later. Buraya daha sonra gel, sana senin için işlerim olacak. İşte. $500 temiz. Evet, mafya kıyafetine çıktık. Bu tulumu giydik. Lan nereden nereye? Şimdi bunun görevini yapalım. Ayak olanı. Hi, I need you bring this bill to my... Bu faturayı müşterilerime götür. Eğer bunu çabuk yaparsan iyi olur diyor. Mafya bak neydik ne olduk görüyor musun? Mafyaydık. Bir gün içerisinde hemen böyle düştük. O bir dakikadan kısa süremiz var lan. İn. Kaçırmayalım lan gidelim hemen. Al geldik. Hello, I brought the bill. Faturayı getirdim diyor. Mission pass, $1000. Telefon çalıyor. Yine reis görevi arkadaş. Ulan reis görevleri yine mi var? Yeraltı yarışı var. Eğer para kazanmak istiyoruz, para kazanmamız lazım. Bakın işte para kazanmak için ayak işleri yapıyoruz.
NFL Sky'ın starting grade başlama noktası nedir? Hızlı araç nereden bulacağız? Hadi bunu yapalım. Para lazım çünkü. Tony'yi indirmek için. Vay be, Tony Spriani'ye bak ya. Salvatore yaşıyorken onun götünün dibinden ayrılmazdı. Yani onun bir numaralı adamıydı. Öyle koltuk moltuk sevdalısı bir tip de görünmüyordu. Salvatore bir gitti. Bakın bakın, klaplar açık diyorum size. Bakın. Açık klaplar. Burası şeymiş. Tiyatro salonuymuş. Pardon, sinema salonu. Burada açık olan bir yer var mı? Şuralar kapalı. Çoğu yeri açmışlar böyle. Bak, aa, burası da mı açık? Ha yok, burası açık değil. Daha bunun gibi bayağı yer açık da bana şu, ben şimdi hızlı aracı bu arada nereden bulacağım? Mafya Sentinel'le mi katılsa girişe? Ana görev bıraktık, şimdi yan görev. Oo, başlama noktası burası. O elemanlardan birini indireceğim. Gel kanka. Şimdi sıkarsam burada yarış başlar. O yüzden bana aciliyetten taksiyle yarışsam ne olur lan? Taksiyle bence yarışırım. Çekil. Aşağı kuşu yok. Taksiyle yarışacağız. Bakalım taksiyle geçiyor muyuz? Bu araçlar hızlı olduğu için bunların kalkışları daha iyi. Bu bastı gitti ama ha. Şu an birinciyiz. Ama içinden geçtiğimiz çemberleri de göstermiyor. Ve sonuncu olduk. İçinden geçtiğimiz çemberleri göstermiyor. Eyvallah, beni rayıma oturttun. Vallahi şu an taksiyle yani yarışı geçiyoruz. Şaka falan değil. Taksiyle bildiğin birinciliyiz şu an. Görünüm sadece kar olarak değil, demek kayganlık da eklemişler yani. Hatta o gerçekliği vermişler. Ama bu FPS niye düşüyor? Bilmiyorum. İlerleyin, yol açık, ilerleyin. Daha kaç tur daha atacağız merak ediyorum. Bunlar daha burada. $5,000 bakın temiz aldım. Biz bir eve gidelim bakayım ne var bu evde. Ev nerede? Orada değildi, şurada herhalde. Ha, buradaymış lan ama öyle bir yerde gösteriyor ki. Hani nerede lan? Bu ne lan? Nasıl düştük lan biz buraya? He, hideout derken belki burayı kastediyor. He, aynen, yeraltı. Belki burayı kastediyor. Dur. Hideout diyordu adam. Saklanacak yer diyordu. Buraları kastediyordu herhalde. Malum Tony'nin adamlarından saklanmak lazım. Yalnız 25 canımız var. Hiç can yakamamış. Burada bir şey yok. Ya bu FPS düşüklüğü iyi değil. Yani buradadır inşallah. Çünkü böyle gidiyoruz ama hiçbir şey yok ya. Geçti, tekrar arkaya çıktık. Oradan girdik, buradan çıktık. Şu evi bir bulamadık. Ama şu kafeye bakalım bak. Hazır kafe açık.
Etkileşime geçemiyoruz ama sıkıntı yok. Çok iyi ya, sağlam mod. Seri olarak gelir. Tabi beğeniye bağlı, yoruma bağlı da. Ya bu anasını sattığımın yeri nerede arkadaş? Bak zaten Joey yoruldu artık yürümekten, koşmaktan. Yer altında o zaman ya. Başka bir yer gözükmüyor burada. Ha burada, burada. Ulan Allah kahretsin. Aç kat çıkacağız. Burası mı? Kayıt yok. Yalnız güzel yapmış apartman. Burası değildir ya bence. Ya alt kata inelim. Yok burası giriş zaten. Ulan oğlum kayıt nerede edeceğiz? Tamam anladık. Bizim dairemiz iyi güzel hoş orası, anladık. Kayıt. Kayıt yok. Belki gözükmüyordur yine. Ah burada tamam. Kayıt şey gözükmüyor ya. Buraya giriyorsun. Buradan. Bir tane üstünü yazalım. Buradaymış kayıt yeri. Okey. Sabahları daha güzel. Her neyse arkadaşlar. GTA Frost of Winter'dan bu kadar. Dediğim gibi seri olarak gelecek. Şu önce bir Liberty Stories ile Vice Stories ile işimiz bitsin. Bu seri olarak gelecek. Ondan sonra bir de Shine of Ice yaparız. Daha seri olarak gelecek başka oyunlar da var. Zaten bu tek bölüm yani işte seri olarak, hani seri olarak gelecek başka oyunlar da olur. Olacaktı zaten. Bir Resident Evil serisini baştan sona oynayacağız. Malum filmi geliyor. Yeni filmi. Ondan sonra bu düşük kötü çöp PC'ler güzel oyunlar serisini devam edeceğiz. Ya yani çok şey var. Siz yeter ki beğenin, abone olun. Çevrenizi yayın. Sevinirim. Bana bu yeter. Neyse bir sonraki Frost of Winter bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.